Finans Merkezi ile karşınızdayız. Ben Güzlem Yılmaz Ersen. Finans Merkezi programında bugün birazdan Bloomberg bankacılık analistiyle Türk bankalarına dair beklentileri konuşacağız. Fitch'ten gelen notlar vardı, onun etkisini ele alacağız. Sonrasında ise tarımsal girdi fiyat endeksi, İrfan Donat'la ve yine Metin Güneş'le beraber detaylı bir şekilde gübre fiyatları ve tarımsal girdilerin ne olacağını ele alacağız. Programın ikinci bölümünde ise hem Avrupa bağlantımız olacak hem de dönüp piyasalardaki hem Başkan Nebati'nin açıkladığı Hazine ve Maliye Bakanı'nın açıklamalarını hem de son dönemde biliyorsunuz Cumhurbaşkanı'ndan gelen TL'yi özendirme paketinin detaylarının bundan sonraki süreçte dolarizasyona nasıl bir katkı sağlayacağını Ozan Özkural'la analiz edeceğiz. Detayları ekrana getireceğiz. Şimdi gelin bir bakalım saat başı itibariyle haberlerde neler var. AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Erdoğan yeni açıklanan kur korumalı vadeli TL mevduatı programının amacına ulaştığını, kurum dengeye oturmasının herkesi olumlu etkileyeceğini söyledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 1 Aralık'ta satım yönünde yapılan ilk döviz müdahalesinde 844 milyon dolar sattığını açıkladı. Merkez Bankası ayrıca vadeli işlem ve opsiyon piyasasında da yaklaşık 340 milyon dolarlık işlem gerçekleştirmiş, böylelikle müdahale büyüklüğü 1 milyar doları aşmıştı. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch, kur korumalı Türk lirası vadeli mevduatının kurda yarattığı düşüşün sürdürülmesi halinde bunun Türk bankaları için pozitif olacağını belirtti. Fitch, Türk bankalarının kurdaki oynaklığa karşı kırılgan olduğunuza vurguladı. Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu cep telefonu taksit sayısı ve kredi limitlerini güncelledi. Buna göre kredi kartı taksitlendirme sürelerinin fiyatı 5000 Türk Lirası ve altında olan cep telefonları için 12 ay, fiyatı 5000 Türk Lirası'nın üzerinde olan cep telefonları için 6 ay olarak belirlenmesine karar verildi. Saat başı haberleri ekrana getirdik ve stüdyoya dönüyoruz. Para piyasaları müdürümüz Serdar Pazı bizimle. Serdar hoş geldin. Merhabalar. Bugün bir kez daha Borsa İstanbul'a devre kesicinin aslında devreye girdiğini gördük. Evet. Ve sabah da haberi paylaşmıştık. Şimdi zirveden yaklaşık %20 düşüşle ayı piyasasına girdi diye. Evet. Nasıl değerlendirmek lazım bu hareketi? Şimdi özellikle bakıldığında kur tarafıyla ciddi bir korelasyon içerisinde hareket eden, yani dolar kurunun 18'e geldiği noktada endeksin de 2200'leri aşıp 2300'lere yaklaştığını gördük. Buradan sonra kur tarafındaki geri çözülmeyle beraber endeksi de belirgin kar satışları. Swap da aslında konuştuk, swap piyasasındaki yaşanan sıkışıklık da yabancı yatırımcıyı kısmen elindeki TL varlıkları, tabii daha likide yakın olan hisse senetleri ve kısa vadeli tahviller burada ön planda. Bir kar realizasyonu için o tarafı da kullandıklarını dile getiriyorlar. Endekste de tabii dolar bazında önemli bir yere gelmedik ama TL bazında yaklaşık 1300'lerden başlayan hareketin 2300'lere kadar yaklaşması sonrasında orada da yıl öncesinde bir kar realizasyonu. Bakıldığında buna benzer hareketler S&P tarafında oluyor. Yani öyle bir grafik çalışmamız var. Yani S&P'de %1 ve üzeri hareketler son zamanda ne kadar sık olmuş diye. Özellikle omikron varyantının işin içine girdiği Şükran günü sonrasında bakıldığında %1 aşağı ve yukarı ciddi şekilde hareketliliğin arttığını. Buna da nispeten yaklaşan Noel tatili dolayısıyla likiditenin azaldığı noktada önemli piyasaya yansıyan haberlerde bu marjin çok rahatlıkla aşılabildiğini iki yönde de gösteriyor. Tabii bizde daha ziyade kur tarafındaki geri çekime beraber endekste kar satışlarının ciddi şekilde etkin olduğunu, yabancı yatırımcının çok fazla işin içinde olmamakla beraber özellikle yerli yatırımcının artan kredili pozisyonlarının kapatılmasıyla ve yaşanılan maaş problemi dolayısıyla yapılan resen satışların da burada etkili olduğunun dile getirilmesiyle beraber bu hareketi yaşadık ve tabii ki devre kesici bugün de bakıldığı zaman etkili oldu ve bunun daha hani devamı gelir mi gelmez mi bakıldığında kurun tabii hani 12'ler civarında bir denge bulduğu noktada 1,5 sent yani tabii şimdi bakıldığında endeksteki her hissenin farklı bir hikayesi var, her sektörün farklı çarpanları var. İşte global peer grubuna göre değerlendirildiğinde, fiyat kazancı piyasa defterlerine göre, çeşitli metriklere göre değerlendirildiğinde ya da gerileyen faizler daha da düşerse bu nakit indirgemesinde daha bize elverişli faktörler sağlayabilir gibi bakılabilir ama 1,5 sent civarı 12-13 sent diye düşündüğümüz zaman
1800-1900 civarı bir endeks seviyesini, hani endeksin adil değeri ya da kısa vadeli altında tepki gelmesinin genellikle beklendiği seviyeler olarak dile getirebiliriz. O yüzden kur tarafıyla aradaki yakın zamanlı korelasyonun çıkışta korunup düşüş tarafında da korunması tabii düşündürücü, ama bunun çok sürdürülebilir bir durum olmadığını da diğer taraftan söylemek lazım. Ama burada bir katalist, yani ne tetikler de bu işleri değiştirir? Muhtemelen yeni yıl ile beraber yabancı yatırımcının bakışı ve muhtemelen hani saklama payının da oldukça düşük seviyelerde olduğu göz önünde bulundurulursa muhtemelen artması beklenen, hani biraz daha finansal piyasalarda stabilite ile beraber denge ile yabancı yatırımcının artan pozisyon ilgisi buraları toparlayabilir, dolar bazında daha yukarı yerlere taşıyabilir diye özetlemek mümkün. Peki hemen grafiğe bakalım. Bankacılık endeksi ve BIST 100 tarafındaki ayrışma. Ben evet, bu tarafı da sormak istiyorum şimdi sana Serdar. Çünkü net bir şekilde görüyoruz ki çok uzun bir süredir zaten bankalar geride kalmıştı. Fakat evet, son 10 günlük hikayeye baktığımızda bankalar, ki özellikle aslında ayın 20'sinden itibaren, yani bu önlemler geldikten sonra evet, normalize edersek beyazla gördüğümüz bankalar, sarıyla gördüğümüzde BIST 100. Ve buradaki tabloda bize şunu söylüyor. Yani BIST 100'deki düşüşe bankalar eşlik etmiyor. Evet. Bir yandan Recep Başbuğ'un açıklamaları var. Garanti BBVA Genel Müdürü. Bir yandan dün Hakan Aran'ı dinledik, İş Bankası'nı. Evet. Hakan Ateş'i dinledik, Deniz Bank'tan. Evet. Bankacılar açıklamalar yapmaya devam ediyor. Bankalar için pozitif mi olacak yeni süreç? Tabii burada hani Fitch tarafından gelen değerlendirmeyi belki tekrar etmekte fayda var. Yani şimdi bankaların yaşadıkları sorunlardan bir tanesi, çok ciddi ellerinde DTH var ama diğer taraftan kredi talebi TL ve hani swap'la vesaire bir TL likidite yaratmak durumdalar ve bu da bir hani hem vade uyumsuzluğu var, yani çok kısa vade mevduatı bakıldığında daha uzun vadeli krediye dönüştürmeye çalışıyorlar. Bunu bir ölçüde öz kaynaklarıyla karşılayıp ama büyük ölçüde de tabii o vade riskini bilançoda ister istemez yaşatıyor. Diğer taraftan da kur riski, yani TL elinizde siz kredi vermek istiyorsunuz ama diğer taraftan dolar var. Bunu swap piyasasıyla yaratmak. Yani şimdi kur korumalı mevduat yapısıyla beraber bir miktar daha o DTH'ın azalması, yani ben zaten TL'de kalsam da kur kadar bir getiri bana garanti ediliyor. Ama bunu garanti eden bankalar değil, Hazine Maliye Bakanlığı ve Merkez Bankası olduğundan, hani bankalar bir maliyet şu an itibariyle üstlenmeden daha kendileri için elverişli. Çünkü elverişli derken şunu kastediyorum, kendilerinden talep edilen krediyle aynı para biriminden kaynak oluşturma, kaynak yaratma imkanına kavuşuyorlar. Ve işte faiz seviyeleri konusunda da bakıldığında minimum olarak Merkez Bankası'nın politika fonlama faizi dile getiriliyor. Hı hı. Yıl sonuna doğru tabii bir miktar daha işte pazar payı kapma, TL likidite azalmasıyla beraber biraz daha yukarılara doğru bir seyir yaşanmakla beraber, ama çok kendilerine büyük bir masraf maliyet tarafında oluşturmadan bu kaynağı yaratma durumundalar. O yüzden bu açıdan elverişli. Diğer taraftan enflasyon ister istemez manşet rakam yukarı gelecek ve bankaların tüfe endeksi taşıdıkları ciddi tahvil portföyü var. Bu taraftan daha yüksek para kazanmaya, daha iyi kupon getirileri elde etmeye devam edecekler. Bu da önemli bir nokta. Dolayısıyla aradaki net faiz marjının, yani yaşayan kredi stoğuyla oluştukları kaynak maliyeti arasındaki farkın da bankaları desteklemesi ve hani bankalar için nispeten olumlu ve kendileri için bir maliyet oluşturmadan yaratılan bu yeni ortamın endeksteki yabancı yatırımcı yeni çok fazla pozisyon açmamakla beraber en azından yakın vadede işte döviz getirisi ciddi yüksek olmakla ödüllendirilen, daha zengin çarpanlarla işlem gören sanayi şirketlerinden kısmi rotasyonla bu taraftan çıkıp bankalara yönelmesi neden olmuş gibi gözüküyor. Yoksa net net yabancı yatırımcı çok bir artışı yok bu tarafta. Serdar, çok teşekkür ediyorum değerli analizlerin için. O zaman bu başlığı gidelim Bloomberg bankacılık analistiyle konuşalım. Thomas Nossal olacak telefon hattımızda. Hello Thomas, merhaba, welcome Thomas on show. Programımıza hoş geldiniz. Merhaba. Teşekkür ederiz katıldığınız teşekkür için. Teşekkür ederiz katıldığınız için Thomas. Dolarizasyona karşı hükümet bir adım attı ve Türk lirasını gerçekten çok iyi etkiledi. Türk lirası çok büyük oranda değer kazandı açıklamanın ardından. Bu hareket Türk bankalarını nasıl etkiler sizce? Evet, kesinlikle sizin de söylediğiniz gibi çok olumlu oldu Türk lirası açısından baktığımız zaman. Dolar karşısında çok büyük oranda değer kazanınca yaşadı Türk lirası. Ve elbette Türk bankaları da daha az sermaye tamponu baskısı olacak anlamına geliyor. Yani dediğim gibi bu noktada sermaye tarafında daha az endişe olacak bankalar açısından düşündüğümüz zaman ve bu çok iyi bir haber aslında. Ama unutmamamız gereken bir şey var. Türk lirası hala yaklaşık olarak dolar karşısında %30 kadar değer kaybetmiş durumda bu çeyrekte. Yani Türk lirası değer kazanmış olsa bile hala dolar karşısında düşük bir noktada Türk lirası.
Pekala, Türk lirası değer kazandı fakat bu durum bilançoları nasıl etkiler bankalarda? Türk lirasının değer kazanması bilançoları nasıl etkiler? Bakın, çok önemli sermaye tamponu açısından. Çünkü şu an dolar cinsinden kredileri düşündüğümüz zaman Türk lirasının değer kaybetmesi bir riskti tabii ki. Fakat sizinle daha önce de konuştuk. Şu an Türk bankalar için riskler yönetilebilir. Çünkü çok iyi sermayeleri var. Fakat varlık tarafındaki duruma da bakmamız gerekiyor. Yüksek oynaklık var Türk lirasında dolar karşısında. O yüzden bunun azalması gerekiyor ve hazinenin atacağı adımlar da bu konuyu ele alacaktır. Oynaklık azalacaktır diye düşünüyoruz. Ama dediğim gibi bu tarafta da şirket kredileri tarafında bir endişe yaratıyor. Pekala, şunu da sormak istiyorum. Sermaye yeterlik rasyoları için ne düşünüyorsunuz? Türk bankaları için Basel rasyosunu soruyorum. Burada bankalar için hafifletici önlemlerin süresinin uzatıldığını gördük. Bu gerçekten ama gerçekten özel bankalar için iyi bir haber. Kamu bankalarına baktığımız zaman da çok yüksek ihtimalle sermaye enjeksiyonu gerekebilir. Bu uzun zamandır olmamıştı. Ancak dediğim gibi hükümetin de desteği var tabii ki. Regülatörler tarafından da hafifletici önlemler geldi. Ancak 2022'de kesinlikle baskı bankalardan alınmış olacak, ekonomi kredi büyümesiyle desteklenmeye çalışacak. Hali hazırda zaten bunun Türkiye'de geçmişte olduğunu gördük. Fakat şu an mevcut olarak borç seviyeleri artabilir. Pekala Thomas, son sorum da şu olacak. Siz özel ve kamu bankaları arasındaki farkı nasıl görüyorsunuz ve bankaların hisse fiyatlarındaki son artış sürdürülebilir midir? Bakın, bankacılık endeksine bakalım, neredeyse çok düşük seviyelerden %30 oranında çıkmış durumda. Yani Ekim'den beri çok yükseldi. Fakat değerlemelere bakalım. Neredeyse aslında bazı seviyelerin yarısında hala yükselecek yeri var. Yani pandemi öncesi seviyelerin üzerine henüz çıkılmadı. Pandemi çok fazla etkiledi. O yüzden bankacılık endeksinin daha alacak yolu var. Diğer gelişen piyasalardaki endekslerle de kendini aslında yakalayabilir. Onlara paralel gidebilecek alanı hala var. Fakat 2022'deki gelişmeler nasıl etkileyecek? Bu çok önemli. Türk lirasının risklerinin iyi bir şekilde yönetilmesi gerekiyor. Enflasyon ortamı var. Operasyonel ortamda durum nasıl olacak? Ekonomi nasıl ilerleyecek? Gerçekten her şey çok etkili olacak. Mesela döviz kurunda ne olacak? Bunların hepsinin düşünülmesi gerekiyor. Her şeyin dikkate alınması gerekiyor. Bankaların performansı nasıl olacağıyla alakalı bir durum yaparken. Sermaye enjeksiyonu olabilir demiştik, daha fazla kredi verilsin diye. Fakat 2021'de biraz daha az olmuştu. Yüksek ihtimalle 2022'de biraz daha fazla kredi verilmeye çalışılacak kamu bankaları aracılığıyla. O da dediğim gibi kamu bankaları da seçimden önce kredi büyümesini arttırmaya çalışacaktır. Thomas Neusel, bugün bize katıldığınız için çok teşekkürler. Ben çok teşekkür ederim. Kısa bir ara, aranın arkasından devam edeceğiz Finans Merkezi'ne. Finans Merkezi'ne kaldığımız yerden devam ediyoruz. Stüdyoda İrfan Donat bizimle. İrfan, hoş geldin. Hoş bulduk, güzel. Şimdi tarımsal girdi fiyat endeksi geldi ve Ekim ayında %30'a yaklaştığını gördük. %29.58, aylık da %4'ü geçti. Şimdi bu rakamlar aslında hem yıllık hem de aylık bazda bize yeni bir zirveyi söylüyor. Nasıl değerlendiriyorsun hem zirvede olmamızı hem de en çok merak edilen şey? Şimdi kur düştüğü için çok da fazla fiyatlara indirim çağrısı var. Acaba bu zirveden bir dönüş olacak mı tarımsal girdilerde? Şimdi senin dediğin gibi zirve ama endeks tarihinin zirvesi. Yani son 6 yılın zirvesini görmüş vaziyetteyiz. TÜİK'in verileri biliyorsun birçok alanda tartışma konusu oluyor. Sokaktaki vatandaş da bazen enflasyon, gıda enflasyonu için benzer şeyi söylüyor. Kırsalda da aslında biraz tartışma konusu. Zira TÜİK'in tarımsal girdi fiyat endeksindeki kalemlerin artış oranıyla
sektörün söylediği ve kırsalda hissedilen tam birbiriyle uyuşmuyor Güzem. Yani mesela şimdi Ekim ayı itibariyle bakıyoruz. TÜİK diyor ki tohum fiyatları son bir yılda %12.1 arttı diyor. Türkiye Ziraat Odaları'nın şeyine bakıyoruz, Ekim ayı verilerine. Orada tohum fiyatları son bir yılda %40 ila %63 oranında arttı deniliyor. Bugün yine Tohumcular Birliği Başkan Yardımcısı konuğumdu. Ona sordum, o da %40-50'den aşağı değil diyor. Diğer taraftan bakıyoruz, gübre fiyatları en çok tartışılanlardan bir tanesi. TÜİK son bir yılda %90 civarında arttığından bahsediyor. TİZOP çeşidine göre değişmekle birlikte en az %130 ve %239 arasında değiştiğini söylüyor. Yine Ekim ayı itibariyle. Bir son örnekte yem fiyatları. TÜİK'e göre %29.6'lık bir artış var son bir yılda yem fiyatlarında. TİZOP'a göre %48.52. Şimdi kırsalda üretim yapan çiftçinin girdi kalemlerinde hissettiği artış oranı bunların çok daha ötesinde. Dolayısıyla biz şimdi bundan sonraki dönemde konuşacağımız şey şu. Evet, fiyatlarda bir esneme, bir gevşeme olacak mı? Ona geçmeden önce tarım GİFE ile tarım üfeye de bakmak lazım. Yani tarım üfe Ekim'de ne geldi diye hatırlayacaksın. O da aylık bazda %1.68, yıllık bazda %23.1 gelmişti. Şimdi eğer üretici fiyatlarındaki artışın çok daha üzerinde bir girdi fiyat artışı söz konusuysa, aslında biz önümüzdeki dönemde gıda fiyatlarında daha fazla yükselişi konuşabiliriz Güzel. Böyle bir risk kenarda bekliyor. Ama tarım üfe ile tarım girdi fiyat arasındaki temel fark ne? Temel fark şu. Tarım üfe üretici satış fiyatı. Tarım GİFE ise tarımsal girdi fiyat endeksi. Yani girdilerdeki üreticinin fiyat artışı. Üreticinin maliyetleri yani. Önce mesela aslında tarım girdi fiyat endeksi yükseliyor. Sonra üfe yükseliyor. Kesinlikle. Son dolayısıyla şu anda yükseliyor. Yani Ekim ayı için karşılaştırmak için söylüyorum sana. Tarım GİFE yani tarımsal girdi fiyat endeksi %4.17 artmış. Evet. Üreticinin girdi maliyeti. Aynı ay üreticinin fiyatı %1.68 artmış. Yıllık bazda bakıyoruz. Tarımsal girdi fiyat endeksi %30 artmış. Tarım üretici fiyat endeksi %23 artmış. Dolayısıyla yani üreticinin satış fiyatının üzerinde bir girdi maliyeti söz konusu. Dolayısıyla bunun anlamı aslında üretici zarar ediyor. Özeti bu. Doğru. Ama bundan sonraki dönemde de zaten genel anlamda üfeye de baktığımız zaman biliyorsun üfe tüfe makası ciddi şekilde açık. Bunun da önümüzdeki aylarda yansıması söz konusu. Kurdaki geri çekilme kısmi olarak evet fiyatları biraz gevşetebilir. Zira şimdi bu bahsettiğimiz ürünler ithalata dayalı ve kurun etkisinde olduğu için bir kere dolar bazında bir artı zaten söz konusuydu bugüne kadar. Ondan etkilenmiştik. Bir de içerideki kur hareketinden etkilenmiştik. Mevsimsellik? Mevsimsellik yani girdiler tarafında tabii şöyle söyleyeyim sana. Kış ayına girdiğimiz için söylüyorum. Nasıl? Ya kış ayına girdiğimiz için hani soğuklar vesaire etkileyecek mi bir yandan? Şimdi o sebze meyve fiyatları evet. Ya da ürün bazında söylüyorsan mutlaka onun etkisi zaten olacaktır. Çünkü sera ürünlerine artık geçtik bundan sonra. Onun maliyetleri de çok farklı değil diğerlerinden. Ama şunu söyleyeyim. Mesela dün Yem Sanayicileri Başkanı'yla konuştuk. Yani 5 ila 13 oranında önümüzdeki dönemde fiyatlarda, yem fiyatlarında bir geri çekilme olacağını söylüyor. Ama şu notada düşelim. 1 Kasım'dan itibaren yani son 50 günde yem fiyatları %53 arttı. Dolayısıyla geri çekilme hakikaten sınırlı olacak. Gübre tarafına baktığımız zaman orada bir geri çekilme beklentisi var ama onu ben söylemeden önce istersen konuğumuz hazırsa o söylesin. Peki gidelim hemen o tarafa. Detayları alalım kendilerinden. Aslında ne kadar indirilecek yer var? Çok sert yükseldi dedik ama GÜİT Başkanı, Gübre Üreticileri, İthalatçıları ve İhracatçıları Derneği Başkanı Metin Güneş bizimle. Metin Bey hoş geldiniz. Bu soruyu da size iletelim. Merhaba, hoş bulduk. Tabii 2021 yılının başından beri gübre fiyatlarında ciddi anlamda artış var. Her konuşmamızda, her platformda, her programda gübre fiyatlarındaki artışın global bir artış olduğunu söyledik. Çünkü örnekleyecek olursak ülkemizde en çok kullanılan gübrelerin başında üre geliyor. Toplam tüketimimizin neredeyse 1/3'lük kısmını oluşturuyor. Bugün 2021 yılının başında $270 olan üre fiyatı ne yazık ki $1000'lar seviyelerinde. Dolayısıyla dünyadaki bu artıştan dolayı biz de ülke olarak son derece olumsuz olarak etkilendik. Tabii bunun üzerine kurdaki sert artışlar gübre fiyatlarını olumsuz bir şekilde etkiledi. Dolayısıyla gübre fiyatlarında çok ciddi bir artış oldu. Son günlerdeki kurdaki düşüş genel olarak globaldeki fiyat artışının dışında kurdan oluşan baskıyı azaltacaktır. Dolayısıyla fiyatlama konusunda mutlak surette kura bağlı olarak kısmi düşüşler olacaktır. Çünkü en son fiyatlamaları genel olarak firmalarımız 13,5, 14,5, 15 1 dolar 15 TL civarında 14,5 civarında
fiyatlamışlardı. Şimdi firmalar yavaş yavaş bu konuyla ilgili kura bağlı olarak fiyatlarını geriye çekiyorlar. Peki Metin Bey, buyurun. Buyurun, buyurun. Fiyatlarla paralel olarak aslında biraz şeyi de merak ediyorum. Gübre satışları şu anda ne durumda? Çünkü şöyle bir ekiliş sezonuna itibaren baktığımızda bazı çeşitlerin zaten artık kullanım şeyi geçti, zamanı geçti ama bahar döneminde de ürüne göre, çeşide göre değişiyor bu gübre kullanımı. An itibariyle satışlardaki durum nasıl? Şimdi şöyle, öncelikle bu fiyatlarla ilgili ilave birkaç bir şey daha ilave edeyim. Dünyada kısmi olarak gaz fiyatları da geriliyor. Bu gerileme devam ederse globalde de bir kısmi fiyat düşüşü oluşabilir. Tabii bununla birlikte Rusya ve Çin'in ihracat yasaklarına devam etmesi ve büyük üretici olarak bu ihracat yasaklarını devam ettiğinden dolayı fiyatlar geriye gelmiyor. Yani bunlar eğer oyuncu olarak sahaya girerler, ürün vermeye başlarlarsa ancak o zaman globaldeki artan fiyatlarda geriye gelecektir. Peki. Şimdi Metin Bey, çok özür diliyorum. Bir araya girelim, devam edeceğiz. Erdal Bahçıvan konuşuyor. İSO'ya dönüyoruz şimdi. Ülke olarak fırsatlarımızın ve yapacak işimizin çok çok olduğu bir dönemdeyiz. Kendi iç dertlerimizden kurtulup dünyadaki elverişli likidite koşullarından yeterince faydalanmalıyız ve bu dönemi daha sağlıklı, daha iyi değerlendirmeliyiz. Geçen hafta ekonomimizdeki aşırı dalgalanmalara çare olarak Hazine ve Maliye Bakanlığımız tarafından benim de katıldığım toplantıda yeni ekonomi modeli açıklandı. Üretim odaklı ve ihracatı önceleyen bu modelde para ve maliye politikanın eş güdümüyle tüm araçların etkin şekilde kullanılması öngörülürken yüksek büyüme, yüksek cari açık sarmalığından çıkılması temel hedef olarak açıklanıyor. Hiç kuşkusuz bu söylenenler biz sanayiciler olarak hepimizin yıllardan bir ortak arzusu. Fakat tamamen ihracat ve döviz getirisi üzerine odaklanılmamalı, iç piyasanın taşıdığı ve taşıyacağı riskleri de hesaba katmalıyız. Şöyle ki son birkaç ayda zari fazla vermemize rağmen dövizdeki dalgalanmayı bastıramamamız enflasyon beklentilerini ve ülke risk primini yükseltti, yatırım ortamını maalesef olumsuz etkiledi. Yaşanan tüm bu gelişmeler açıklanan yeni modelin toplumda benimsenmesinin önünde engel oluşuyordu. İşte pazartesi akşamı açıklanan yeni finansal araç ve ekonomik tedbirler yeni ekonomi modelini desteklerken her zaman savunduğumuz ve savunacağımız finansal istikrarın da tekrar oluşmasına katkı yapmayı amaçlıyor. Ayrıca yine her zaman savuna geldiğimiz üretim ekonomisi çarklarının istikrarlı bir şekilde işlemesine de destek vermesini ümit ediyoruz. Cumhurbaşkanımız tarafından açıklanan sanayici ve ihracatçılarımızla yakından ilgilendiren yeni bir ekonomik tedbir paketinin ayrıntıları henüz tam olarak netleşmemiş olsa da ilk bilgiler doğrultusunda yeni tedbirlere ilişkin görüşlerimi de kısaca sizlerle paylaşmak istiyorum. Öncelikli olarak geçen hafta belirlenen asgari ücret konusuna değinmek istiyorum. Asgari ücret konusunda oldukça hassas bir sürecin ardından hem çalışanlarımızın enflasyon karşısında alım gücünü nispeten koruyan hem de işverenin maliyetini belli ölçüde destekleyen bir çözüm ulaşılmasının da toplumsal huzur ve refah açısından güzel bir netice olacağına inanıyorum. Kuşkusuz yeni ekonomik tedbirler arasında en önemli başlık Türk lirası varlıkların yeni bir döviz talebi yaratmayacak şekilde değerlendirilmesi amacıyla getirilen kur korumalı TL vadeli mevduat uygulaması. Söz konusu önlemin pazartesi akşamı kamuoyuna yansımasıyla birlikte kurda belirli bir rahatlama yaşanmış durumda. Bu yeni aracın etkin bir şekilde kullanılması durumunda vatandaşlarımızın döviz mevduatı yerine Türk lirasını tercih etmesini sağlayarak mevduatın vade yapısına da olumlu katkı sağlayabileceğini ümit ediyoruz. Yine devlet iş borçlanma senetlerinde subajın sıfırlanmasının da yurt içi borçlanmayı teşvik etmesi açısından olumlu buluyoruz. Yeni tedbirler arasında sanayici arasından dikkat çeken bir diğer değerlendirme kur dalgalanması sebebiyle fiyatlama belirsizliği yaşayan ihracatçı firmalarımıza
Merkez Bankası aracıyla ileri vadeli kur uygulamasının getirilecek olması. Bu gelişmede ihracatlarımızın önünü görebilmeleri açısından kritik bir gelişme. Yine söz konusu açıklamada belirtilen kurumlar vergisindeki bir puanlık indirim, mevcut ki her daim dile getirdiğimiz KDV uygulamasının gözden geçirilmesi, temettü ödemelerinde stopajın düşürülmesi, KGF desteğiyle öncelikli sektörlere uzun vadeli kredi imkanı sağlanması, proje bankacılığının gündeme alınmış olması da sanayimiz açısından memnuniyet verici diğer başlıklar. Öte yandan bir süredir piyasalardaki oynaklıkta etkili olan sermaye kontrolü getireceği gibi farklı söylentiler karşısında Cumhurbaşkanımızın serbest piyasa düzeninden vazgeçilmeyeceğini, kontrollü bir kambiyo rejimi gibi düşüncelerin olmadığını açıklamasını da ekonominin orta ve uzun vadeli istikrar açısından değerli buluyoruz. Özetle, ülke olarak bu türde zorlu bir dönemde ilk defa karşılaşmıyoruz. Geçmişte olduğu gibi bugün de bu zorlukları hep birlikte el birliğiyle aşabiliriz. Yeter ki belirsizlik olmasın, öngörü yapılabilsin, akılcı yaklaşımlar öne çıksın ve güven istişare ortamı oluşturabilsin. İşte bu noktada bu hafta başı başlayan yeni süreci hep birlikte ortak akıl ve diyalog yoluyla iyi değerlendirmemiz gerektiğine inanıyorum. Evet, İSO Başkanı Erdal Bahçıvan fiyat istikrarı, finansal istikrar buradaki vurguya dikkat çekti ve son atılan adımların istikrara katkı sağlayacağını düşünüyoruz dedi. Bu arada Amerika'da 3. çeyrek büyümesi geldi. Yıllık büyüme %2.3. Önceki rakama baktığımızda da %2.1'di. Bunu da aktarmış olalım ve İrfan'la beraber tekrar gidelim Metin Güneş'e. Metin Bey, az önce sohbetimiz yarıda kaldı. Bir iki cümleyle bundan sonraki sürece dair beklentilerinizi ve satış rakamlarını alalım sizden. Metin Bey, şu an duyamıyoruz sizi. Sesiniz gelmiyor. Mikrofon kapalı zannediyorum ki. Evet, şu an duyabiliyoruz. Sanırım. Tabii, buyurun, buyurun. Evet, tüketimle ilgili baktığımız zaman ülkemizdeki gübre tüketiminin 1/3'lük kısmı yılın ilk 6 ayında yapılıyor. Dolayısıyla 2021 yılında gübre tüketimlerinde İlk 6 ayında ve bir gübrenin kullanılacak dönemi önceden hazırlıklar yapıldığı için 2021 yılının ilk 6 ayında tüketimde çok büyük sorunlar yaşanmadı. Ağustos ayından itibaren çok daha hızlı olarak dünyada gübre fiyatlarının artması, bununla beraber kurdaki hızlı artış hububat ekimlerini olumsuz etkiledi. Ama birçok çiftçimiz de bu dönemdeki süreci organik ve organomineral gübreler kullanarak geçiş sürecini sağlıklı bir şekilde yürüttü. Bizim için temel sorun 2022 yılında kullanılacak gübrelerin tedarik edilmesi. Çünkü dünyada biraz önce de söylediğim gibi Rusya ve Çin'in yeterli miktarda ihracatta ilgili izin vermemesinden dolayı tedarik zincirinde aksamaların oluşması gibi sorunlarla karşı karşıya kalabiliriz. Ama bunun yanında gaz fiyatlarının düşmesi ve bununla birlikte özellikle bu kur korumalı, biraz önce Erdal Bahçıvan Başkan'ın da söylediği gibi sanayicinin korunması, uzun vadeli kredilerin verilmesiyle de olumlu bir etki oluşturacağını düşünüyorum. Ama neresinden değerlendirirsek değerlendirelim, dünyadaki gübre fiyatlarının artışı tarımı olumsuz olarak etkilemektedir. Bitkisel üretimin en temel girdisi gübredir. Dolayısıyla gübre kullanılmadığı zaman verim ve rekorte kayıpları yaşarız. Bu da bizi gıda enflasyonuna sürükler. 2022 yılının ilk 6 ayındaki gübre kullanımıyla ilgili çalışmaları, çiftçinin desteklenmesi, sanayicinin desteklenmesi, öncelikli sektörler açısından gübre sektörünün birinci sıraya yerleştirilmesi büyük önem arz etmektedir. Çok teşekkür ediyoruz Metin Bey'e ve İrfan Donat'a da. İrfan, çok teşekkürler. Teşekkür Kısa bir ara, aranın arkasından devam edeceğiz.
Finans merkezine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tantu Capital Partners kurucu ortağı Ozan Özkural bizimle olacak bugün. Ozan hoş geldin yayına. Hoş bulduk. Teşekkür ediyoruz katıldığın için. Az önce Amerika'nın büyüme rakamlarını karşıladık ve rakamlara baktığımızda %2.3, beklenti 2.1'di çeyreksel bazda. Aslında büyümeler fena gitmiyor. Fakat Omikron, işte Davos'un iptali, az önce seninle reklam arasında da konuşuyorduk. Hani yine bir siyah kuğu olur mu? 2022'de tekrar biz bu risklerle yüzleşecek miyiz? Bunu da getirdi. Şimdi bence 2022'de bizim yüzleşmemiz gereken esas risk küresel olarak artık artması gereken Amerikan ve İngiliz veya Avrupa faiz oranlarındaki hane halkındaki borçlanma seviyelerini düşünürsen bunun piyasalardaki etkisi olacak. Şu anda kimse tam olarak kestiremiyor. Yani bu kadar çok borçlu bir toplumda bir puan bile faizleri arttırsan çok ciddi problemli krediler tarafında sıkıntı çıkacağı, bankaların bilançolarındaki NPL portföylerinde ciddi bir artış olacağı, bununla beraber tapering'i de eğer gerçekten hızlı bir şekilde yapmaya başlarsa özellikle Fed, bir şekilde her şeyin yeniden fiyatlandırılması gereken bir dünyaya geleceğimizi konuşuyoruz. Ama işin gerçeği bunun ne kadar olacağı ve ne zaman olacağını kimse şu anda bilemiyor. Doğru. Bence 2022'nin en büyük sorusu bu olacak. Yani ne zaman faizler artacak, ne zaman tapering başlayacak ve biz gerçekten varlıkları biraz daha ayakları yere basar bir şekilde ne zaman fiyatlandırmaya başlayacağız? Şimdi burada aslında rakamları bir daha teyit ettim ama doğru. Şimdi şöyle bir problem var ki yönetmenimiz ekrana getirir. Şimdi piyasa faiz artışını önden fiyatlamaya devam ediyor. Ya bu sürpriz değil. Daha önceki dönemlerde de mesela işte 2015-2016'da da böyle olmuştu ama Ozan sanki hiç bu kadar makasın yüksek olduğuyla yüzleşmemiştik biz. Kesinlikle katılıyorum sana. Şu anda demin arada konuşuyorduk. Çok büyük fonların yönetim kadroları da şunu söyleyemiyor. Yani ben elimde şu anda çok ciddi para var. Çok ciddi bir likidite var. Bu likidite 2008 senesinden beri artan bir şekilde elimde birikti. Benim bunu bir şekilde plase etmem lazım. Plase etmem için özellikle düşük getirilerin sürdüğü bir dünyada risk almam lazım. Doğru. Riski nereden alacağım? Bir yere kadar sen kredi körde aşağı gidersin ama esas borsalarda almak zorundayım. Bunu da devam ettirmem için bir hikayeye inanmam. O hikaye devamlı şey yapmam lazım. İnanmaya devam etmem lazım. O noktada ki makas çok büyük. Yani ben şu ana kadar benim kariyerimde, son 20-22 yıllık kariyerimde asla makasın bu kadar açık olduğunu görmedim. Peki burada sence bu spread devam edecek mi? Yani şu anlamda soruyorum. İki seçeneğimiz var. Bir, tahvil faizlerindeki yükseliş biraz durabilir. İşte kısa vadeli tarafta da uzun vadeli tarafta. İki, FED faiz beklendiğine daha önce artırabilir. Ya bence o şu hangisi biraz olacak daha doğrusu sence? Şimdi bence FED faiz arttırımını komünikasyonu iyi yapıyorlar. Bekleyenden önce çok kolay kolay yapmaz. Mesela ama 0.65'lerdi şu anki yıllık. 0.65'lerdi. Şimdi İngiltere Merkez Bankası biliyorsun 0.10'dan 0.25'e bunu. Doğru. O aslında sembolik olarak arttırdı. O da şeyin mesajını verdi. Yani biz önümüzdeki sene bir şekilde hareket edeceğiz. Ama unutmayalım ki aynı zamanda dünyadaki politik dengelere de baktığın zaman ve politikacılar özellikle Amerika'da ve İngiltere'de şu anda çok hassas bir noktada. Çok zayıf bir noktada. Hem Biden hem Boris Johnson. Covid'in de getirmiş olduğu, işte Omikron'un getirmiş olduğu diğer sıkıntılar vesaire derken faiz arttırımını ve mali yardım politikalarının azaltılmasını veya tapering'in başlamasını biraz daha ertelemek isteyebilirler. Çünkü onların işine gelir. Ama bu genişleyecekleri, yeni mali teşvikler anlamına gelmiyor herhalde değil mi? Gelmiyor çünkü bundan sonra kolay kolay hani başka bir varyant daha çıkmazsa teşvik paketlerini tekrar öne sürmeyi düşünmüyorlar. Hoş bizim Omikron'a rağmen. Omikron'a rağmen düşünmüyorlar çok fazla. İşte geçen gün Rishi Sunak, İngiltere Maliye Bakanı belki biraz daha bir yardım paketi açıklayabiliriz dedi ama çok kötü karşılandı. Yani bence artık o bakımdan yolun sonuna geldik. Ne zaman olur konusunu konuşmamız gerekirse şu anda pek o konuda bir fikir yok. Çünkü gerçekten kimse bilmiyor. Şimdi bunları konuşuyoruz çünkü Türkiye'deki dinamikler bizim içerideki sermaye hareketleri için elbette belirleyici. Fakat yani dışarıdaki dinamikler düzeltiyorum. Fakat şimdi tahvilin sahipliğinin %3'lere geldiği, bononun sahipliğinin, işte hissenin de %50'lere doğru yakınsadığı bir dönemde yabancıdan ziyade yerliyle trigreden bir Türkiye sermaye piyasaları var. Ama buna rağmen faizlerin nerede olacağı, özellikle içeride CDS ve Eurobond faizi bizim için önemli. O yüzden biraz öyle sorayım sana. Hem içerideki dengeleri nasıl görüyorsun hem de küresel fiyatlama bizim Eurobond ve CDS için ne söyleyecek? Şimdi biliyorsun küresel dengeler şöyle bir şey değiştirir. Yani önümüzdeki sene gelişmekte olan piyasa ülkeleri için önemli ve bence zor bir sene olacak. Çünkü tekrar yeniden fiyatlandırılan tırnak içinde gelişmiş ülke
bonoları, tahvilleri üzerinden bizi fiyatlandırma yaptırdığımız için zaten tekrar fiyatlandıracak. Bence burada gelişmekte olan piyasa ülkelerinin tek bir şekilde, tek bir şeymiş gibi fırçayla boyamak doğru değil. Yani Türkiye farklı, Meksika farklı, Afrika farklı, çok ciddi bir ayrışma göreceğiz. Bu ayrışmanın algı tarafını ve substance tarafını, yani altının dolu olmasını kontrol edebildiğimiz takdirde Türkiye diğerlerine göre ayrışmanı belirleyecek. Yani pozitif mi, negatif mi olarak. Ama genel kavramında, genel olarak mutlaka bir yukarıya doğru yeniden fiyatlandırma olacaktır diye düşünüyorum. Bu zaten birincisi. İç piyasa dinamiklerine gelince, dediğin gibi şu anda çok daha ağırlıklı iç piyasa talebi bazı şeyleri etkiliyor. Doğru. Orada da bence biraz daha önümüzü görebileceğimiz, özellikle bu kurdaki dalgalanmanın durmuş olacağı bir ortamda ilk çeyreği geçirirsek, bence TL varlıklara biraz daha fazla akım gelebilir. Ama dışarıdaki piyasaların gidişatı her şeyden daha çok etkileyecektir bence. Peki şimdi tekrar bu tabloya bakalım. Türkiye'nin Eurobond curve'ü, Eurobond getiri eğrisi ve bu tarafa bakıldığında da aslında net bir şekilde şunu görüyoruz. Yani hem son bir ayda hem de bakıldığında burada 31 Mart 2021'den itibaren baktığımızda yaklaşık 3-3,5 puan curve yukarı shift etmiş. Evet. Ve borçlanma maliyetleri artıyor. Sence bu tarafta özellikle hazinelerin borçlanma konusundaki iştahları nasıl olacak? Türkiye için de sorayım, gelişen ülkeler için de, aslında ben bunu dünya için de sormak istiyorum. Ya hep ben aynı şeyi savunuyorum. Yani borçlanma konusunda eğer kullanabileceğim bir yer varsa ve almış olduğum borçla katma değer yaratabileceğim bir iş döngüm varsa, şu anda bulabildiğin zaman borçlanma fena bir fikir değil. Duration tarafına gittiğin zaman, yani hep biliyorsun curve'ün tarafı, long end tarafı, uzun tarafı zaten çok volatildir. O volatiliteyi ben biraz daha çok yaşayacağımızı düşünüyorum. Çünkü sen kendi yatırımcılarının yerine koy. Yani sen diyelim ki işte PIMCO'sun. Bonoları en büyük yatırımcılar fonlardan bir tanesi. Bundan 5-10 senesinin sonrasını kestirmen çok çok zor. Ve dolayısıyla short tarafına odaklandığın zaman daha iyi fiyatlandırabiliyorsun. Ama long tarafında bayağı bir oynama olacaktır. Yani aslında uzun vade borçlanmak, sermaye piyasaları için konuşuyorum, küresel sermaye piyasaları için, gelişmekte olan piyasa ülkeleri için çok kolay olmayabilir. Ama gelişmiş ülkeler için, Amerika'sı, İngiltere'si, Avrupa'sı likide devam edecektir mutlaka. Peki burada tabii yatırımcı ne yapmalı? Türkiye'deki yatırımcı için yeni enstrümanlar, işte kur korumalı TL mevduat adımı. Bizim için oldukça önemli bir adım. Kesinlikle. Tabii amaç ne? Hep biz kur korumalı diyoruz, dövizi konuşuyoruz ama aslında tek bir gayemiz var. Tüm dünyada yükselen bir enflasyon var. Türkiye'de de yükseliyor. Bir de biz dışarıdan ithal ediyoruz. Çünkü dünyada da yükseldiği için. Ve nasıl olacak da alım gücümüzü enflasyon karşısında koruyacağız? Bu sorunun cevabını vermek çok kolay değil. Çünkü bence bunun kısa vade bir çözümü yok. Dediğin şey çok doğru. Bir defa Türkiye'nin esas problemlerinden bir tanesi, kronik problemlerinden bir tanesi, biz enflasyon ithal eden bir ülkeyiz. Yani ihracatımızdaki, yaptığımız ihracatta bile ürünler olarak, raw material olarak ithal etmek zorunda kaldığımız için çok ciddi bir enflasyon ithal eden bir ülke haline geldik. Dünyada enflasyon artıyor ve şu anda ben sana söyleyeyim, yani konuşulan rakamlar kadar değil. Yani Amerika'da %6 değil, İngiltere %4.8 değil, çok daha bence yukarıda rakamlar. Ve bence geçici de değil bu arada. Bunu bizim kendi bünyemizde daha iyi yönetmemizin aslında tek yolu orta ve uzun dönemde çok daha fazla üretmek. Yani üretimden geçen bir çözümümüz var. Kısa vadede bence herkes her yerde olduğu gibi bununla uğraşmak zorunda kalacağız. Mesela bugün sabah Bloomberg'de Londra'da şey konuşuluyordu. Enerji fiyatlarındaki artış. Doğru. Doğal gaz fiyatlarındaki artış. Bir şekilde Avrupa'daki tüketicinin özellikle 2022'nin ikinci ve üçüncü çeyreklerinde vermek zorunda olacağı çok ciddi enerji maliyetleri. Bunun enflasyona yansıması. Yani dünya çok ilginç bir değişimden geçiyor. Bence 2008 yılında bizim 2008 krizini yönetmek için basmış olduğumuz para, başlatmış olduğumuz mali yardım politikaları, işte bir şekilde piyasaya bu kadar likiditeyi sürmemizin bedelini biz bir şekilde ödemeye başlayacağız. Onun için 2022 bu bakımdan zor bir sene olacak. Bunun daha maalesef pozitif bir cevabı yok bence. Bilmemiz yok. Maalesef. Ozan çok teşekkür ediyorum ben değerli katkıların ve analizlerin için. Tantok Capital Partners kurucu ortağı Ozan Özkural'ı ağırladık. Finans Merkezi'ni burada noktalıyoruz. Hoşçakalın.